Demek karına tekrar aşık oluyorsun öyle mi Selçuk Bey? Demek karını tercih ediyorsun. Bu o kadar kolay değil. Sen beni seviyorsun. Biliyorum. Sadece beni. Efendim Merna. Evet kötüyüm. Evet hala o mesele. Öptü diyorum Berna. Hayır beni kıskandırmak için değil, benim orada olduğumu bilmiyordu bile. Sanki, ya sanki seviyormuş gibi. Tamam Berna gel bekliyorum. Kahvaltınız Nazlı Hanım. Yemeyeceğim dedim ya sana. Ama akşam da bir şey yemediniz. Sana ne ya? Sana mı düştü derdi? Yemeyeceğim diyorum. Ne laftan anlamaz şeysin sen ya? Peki Nazlı Hanım. Ya Serap. Ya ne olur kusura bakma. Çok sinirlerim bozuk. Bırak hadi şöyle. Kızım. Ne oluyor böyle? Bu ne gürültü? Yok bir şey babacığım. Konuşuyorduk Serap'la. Kahvaltına hiç dokunmamışsın. Bak odana kadar gönderiyorum. Böyle saltanatı başka hiçbir yerde bulamazsın. Ona göre kıymetini bil. Sağ ol babacığım ama inan canım istemiyor. Ama böyle olmaz ki kızım. Güçten düşüyorsun. Yemen lazım. Sonra yerim. Siz merak etmeyin. Nazlı senin bir sorunun var. Sana kıyamıyorum Nazlı biliyorsun. Biliyorsun kıyamıyorum sana. Selçuk hiç iyi değil. Yürü gidiyoruz. Numara yapmayı bırak. Hadi. Selçuk başım dönüyor. Nazlı. Nazlı. Sana zaafım var farkındasın. Şimdi de hasta olduğun haberini gönderip seni merak etmemi sağlayacaksın. Ali ile mi tartıştınız yoksa? Olur mu hiç öyle şey babacığım? Ne bileyim Ali dün apar topar gitti. Sen de bütün gece odandan çıkmadın. Bir sorun mu var? Eğer bir şey varsa babanla paylaşmak istersen... Sen canını sıkma babaların en tatlısı. Yok bir şey. Nazlı gel şöyle. Hatırlar mısın? Küçükken sana pembe bir bisiklet almıştım iki tekerlekli. Hatırlamaz mıyım? Hatta sen öğretmiştin bana bisiklete binmeyi. Bahçede düşe kalka binerdin o bisiklete. Hep yanında ol baba derdin. Yanımda ol ki düşmeyeyim. Ne zaman bisikletten düşsen beni çağırırdın. Ben gelene kadar da ağlayıp dururdun. Evet biliyorum. Ama sen yanındayken o kadar güvende hissediyordum ki kendimi. Asla düşmeyeceğimi de biliyordum. Ama işte büyüdükçe işler değişiyor. Bazen ıssız yollarda tek başına binmek zorunda kalıyorsun o bisiklete. Düşsen de, ağlasan da hep yalnız kalıyorsun. Olur mu öyle şey kızım? Ben senin hep yanındayım. Ne zaman düşecek gibi olsam bana haber ver. Hemen koşar gelirim. Bunu unutma olur mu? Unutmam babacığım olur. Ama bir derdin bir sıkıntın olursa gel anlat bana. Anlat ki yardımcı ol. Benden sır çıkmaz bilirsin. Canım benim. Sana zaafım var farkındasın. Şimdi de hasta olduğun haberini gönderip seni merak etmemi sağlayacaksın. Nazlı. Nazlı iyi misin? Gel 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 otur şöyle. İyiyim Selçuk. Tamam otur şöyle hadi. Gel. İyi misin Nazlı? İyiyim. Korkuttun beni doktora götüreyim mi seni? İyiyim Selçuk. Hayatım bebek mi yapıyor bütün bunları? Evet bebeğimiz. Böyle yorgunlukla birleşince işte halsizlik yapıyor. Ama hayır. Bu oyuna gelmeyeceğim Nazlı. İnanmıyorum ki sana. İnanamıyorum ki. Hayatım. Kızları kursa bıraktım geldim. Sen hala yataktasın. Bu ne miskinlik. Kalkıyorum şimdi. Selçuk sen iyi misin? Bitkin görünüyorsun. İyiyim canım. Uyuyamadım işte. Ay ben sana neyin iyi geleceğini biliyorum. Şöyle güzel bir kahvaltı. Sen biraz daha yat. Ben kahvaltıyı hazırlayayım çağırırım tamam mı? Şöyle baş başa bir kahvaltı edelim. Tamam canım. Ah,
Aslında benim ne düşündüğümü bir bilsen Meral. Bir bilsen. Çocuğumun yanında bağırma bana Ali. Hassas dönemdeyim, tamam mı? Hamileyim. Senin çocuğunu taşıyorum. Nazlı. Tamam. Özür dilerim. Bak. Sana yaklaşmaya çalışıyorum. Ama sen her zaman tuhaf davranıyorsun. Aklın başka yerde sanki. Kabahatli hep benim değil mi? Senin hiçbir suçun yok. Bıktım artık ya. Ali. Neden anlamıyorsun beni? İnsanların yanlış anlamasını istemiyorum. Rauf Bey haklı. Git biraz nişanlınla ilgilen. Nişan işlerinle ilgilen. Nişanlım senin gibi değil ki İlkay. Beni anlamayan, yalnızca kendini düşünen bencil biri. Oğlum kahvaltı hazır. İstemiyorum anne, canım istemiyor. Çıkacağım birazdan. Olur mu oğlum? Anne, lütfen kahvaltı konusunda ısrar etme bir daha. Tamam, sen bilirsin. Gelmeyecekmiş kahvaltıya. Bırak Adalet. İş yerinde eder o kahvaltıyı. Boş ver anne ya. Gelmezse gelmesin. Bir bilsene la kaçırdığını. Anişkom ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Ama keşke diyet peyniriyle yapsaydın. Daha çok yerdim. Diyet peyniri olsa ne olacak Asuman? Bu börek zaten başlı başına bir kalori deposu. Ama sen ye. Yetişme çağındasın sen. Ben baktım. Selam tatlım. Hoş geldin. Geç. Herkese günaydın. Günaydın kızım, hoş geldin. Günaydın. Gel otur kahvaltı yap. Teşekkür ederim Adalet teyzeciğim, ben kahvaltı yaptım. Asucuğum, lavaboyu kullanabilir miyim? Tabii tabii, gel. Bu kız da bozuk musluk gibi damlayıp duruyor bizim eve. Bunlar bir işler çeviriyorlar Sedat. Bak söylemedi deme. Yahu Adalet, hafiye kesildin başımıza. Eğleniyor çocuklar. Birine taktın mı fena takıyorsun. Yok Asuman bir işler çeviriyormuş. Yok Ali'de bir haller varmış. Var ama. Yalan mı Sedat? Sedat bir konuş şu çocukla. Vallahi delireceğim. Ağzını bıçak açmıyor. Yahu üstüne varma. Bir şeyi yok. Var. Bal gibi de var. Bak dün Nermin Hanım da aradı. Sen kendi kulağınla duydun. Ağa zarar gibiydi. Davetiye mavetiye bir şeyler söyledi ama asıl niyeti Ali'yi sormaktı. Sedat, ortada bir şeyler dönüyor ben bilmiyorum. Ne olur konuş şu çocukla, bir ağzını ara bakalım neymiş derdi. Of of Adalet, tamam tamam. Of ya. Oğlum. Gel baba. Hayrola oğlum? Canını sıkan bir şey mi var? Pek durgun görünüyorsun. Yok bir şey baba, iyiyim. Ne bileyim, ters giden bir şey var da bana söylemiyorsan eğer. Ne doğru gidiyor ki baba? Çok büyük bir hata yaptım ama dönemiyorum bu hatadan. Çaresizim. İlkay'ı sevsem de Nazlı ile evlenmek zorundayım. Ali, daldın yine oğlum. Ters bir şey yok babacığım, merak etme. İşle ilgili ufak tefek sıkıntılar var da. Umursuzluğum ondan yani, beni iyi. Aman her şey işle ilgili olsun. İş dediğin nedir ki? 3 gün fazla çalışırsın, hallolur. Düşünme bu kadar. Yeter ki başka bir şey olmasın. Elma şekeri. Salça bitmiş bugün, alalım da yemek yapacağım. Ay ne yapıyorsun? Ay bırak tatlım, bırak. Dalmışım. Yine mi Ali? Ali tabii. İlkay sinirleniyorum artık. Yeter ama ya, kaç kere söyledim şunu düşünme diye. Keşke söylediğin kadar kolay olsa Emine. Tamam ben bakıyorum. Alo. Alo Hikmet. Ben Şeker. Merhaba abla. Nasılsın? Nasıl olayım Hikmet?
Senin pisliğini temizlemeye uğraşıyorum. Abla, bak ben... Çok duyduk bu lafları Hikmet Efendi. Bana martaval okuma. İlkay yok mu? İlkay'ı versen bana. Tamam abla, tamam. Bir şey demedim. İlkay. Kim babacığım? Şeker alan. Halacığım, nasılsın? İyiyim kızım. İlkay. Ben tarlalardan birini sattım. Ha, 20.000 YTL yolladım sana. Sahi mi? Ha, sahi sahi. Şimdi bunu götür, patronuna ver. İlk taksidimizde. Kalanını da en kısa zamanda ödeyeceğiz de. Tamam halacığım, çok sağ ol. Sana da çok zahmet oldu ama. O nasıl laf öyle kızım? Kimin var benim sizden başka? Hadi, hadi kalın sağlıcakla. Sen de halacığım, sen de. Ay ne oldu? Ay Emine, halam tam 20.000 lira yatırmış hesabıma. Tarlalardan birini satmış. Nasıl rahatladım bilemezsin. Oh be, sonunda mahcup olmayacaksın artık o adama. Başın dik çıkacaksın karşısına. Evet Emine, evet. Ben şimdi gideyim hemen hazırlanayım, parayı da çekeyim. Tamam canım, çek çek. Yine hiçbir şey yemedi. Ne yapsak acaba? Neden böyle oldu bu kız? Neden olacak baba? Şımarıklığından hiçbir şey yoktur. Yok canım, midesini üşütmüş. Stresten oluyor herhalde. Ya şu evlilik meselesi bir hallolsa hiçbir şey kalmayacak onun ama. Vallahi Nazlı Hanım yataktan, Ali Bey de evden çıkmadığı sürece bu evlilik zor görünüyor. Benden söylemesi. Size afiyet olsun. Rauf da üzülüyor tabii. Ne de olsa kardeşi. Ya tabii tabii. Ne çiziyorsun sen öyle? Hiç, hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Bir şey çiziyordun işte. Ver bir bakayım. Ya yok bir şey dedim ya Ali. Ya İlkay bir kere bakayım ne olacak? Ya olmaz Ali, hayır lütfen. Ya hadi ver, merak ya etme. Ya Ali! Aa, bu ben miyim? Ya Ali verir misin, ne olsun? İlkay çok güzel olmuş. Ben senin resim yapabildiğini bilmiyordum. Çok güzel yapıyormuşsun. Saçmalama, öyle bir karalama işte. Neyse, benim dışarıda bir işim vardı. Hoşça kal. Günaydın Ali. Günaydın Ali. Günaydın İlkay. Hayırdır, dalgınsın? Ya yok şey, bu ara şu proje işini düşünüyorum da sürekli. Durmadan işle ilgileniyorsun zaten. Kafan çok dalgın bu aralar, farkındayım. Ah İlkay ya. Keşke işe verebilsem aklımı. Her an seni düşünüyorum. Sadece seni. Berna'cığım, ben Nazlı için çok endişeleniyorum. Sen bilirsin. Acaba diyorum bebekle ilgili bir problem mi var? Yok, bebekle ilgili değil, endişelenmeyin. Peki acaba Ali ile mi kavga ettiler? Yok, kırgın biraz, midesini üşütmüş. İyi de yavrum, hiçbir şey yemiyor ki bu. Bebeğe bir şey olacak diye endişeleniyorum ben. Aha, demek Blomya'dan. İyi, dinlensin o zaman biraz. Tabii tabii, ben yanındayım zaten, merak etmeyin. Vallahi şu Blomya mıdır nedir, ne biçim hastalıkmış bu? Hala yemiyor mu? Yok Selahattin, yemiyor. Hani kilosuna bir daha takmayacaktı? Hani babacığım ben bunu atlatırım diyordu. Hala neden yemek yemiyor? Selahattin'cim, Berna diyor ki bu hastalığın iyileşmesi biraz zaman alıyormuş. Evet evet, Selahattin amca siz endişelenmeyin. Nazlı çok güçlü bir kız. Zamanla öğrenecek kilosuna takmamayı. İnşallah kızım, inşallah. Ben çıkıp bir bakayım Nazlı'ya.
Vallahi pek belli etmemeye çalışıyorum ama ben bu işe içten içe çok üzülüyorum. Keşke sevdiği yemeklerden yaptırsaydım. Belki onlardan yerdi. Yaptırmaz olur muyum Selahattin? Hepsini yaptırdın da dokunmadı bile. Aslında ben onun ilacının ne olduğunu biliyorum da. Neymiş ilacı? Ali. Kızımız ilgi istiyor Selahattin. Şefkat istiyor. Damat bir gelse hiçbir şey kalmayacak ama beyefendi ortada yok. Ne yapsın çocuk Nermin? İşini gücünü bırakıp Nazan'ın dizinin dibinde mi otursun yani? Ya doğru söylüyorsun da bence Ali'yi bir arayalım. İlgilensin biraz şu kızla. Olur mu öyle şey Nermin? Gel nişanlına sahip çık der gibi. Ayıp olur. Olmaz olmaz, hiçbir şey olmaz. Onun nasıl söyleneceğini ben bilirim, sen merak etme. Nasılsın? Nazlı nasıl? İyiyim, ne olsun. Sen nasılsın? Çok iyiyim vallahi, harikayım. Havalardan mıdır nedir, keyfim yerinde. Dün Emine ile Tunalı'ya çıktık, turladık biraz. Sonra da onun sevdiği bir çay bahçesi vardır. Oraya gittik, yeşillikler içinde bir yer. Çocukluğumuzdan bahsettik, gül gül öldük vallahi. Vakit nasıl geçti anlamadım. Öyle mi? Senin adına çok sevindim. Sağ ol. Ha, bir de halam tarlalardan birini satmış. Geri kalanları da yakında satılır dedi. Sonunda Rauf Bey'e olan borcumuzu ödeyeceğiz. O yüzden de keyfim yerinde yani. Ne güzel. Hadi hayırlı olsun. Günaydın. Günaydın Rauf Bey. Günaydın. Rauf Bey, ben de size bakıyordum. Acaba biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun odama geçelim. Ne kadar güçlüsün İlkay. Onca sıkıntıdan sonra nasıl böyle dimdik ayakta durabiliyorsun? Hayata söz geçiriyorsun sen. Bense kendime bile söz geçiremiyorum. Efendim Cemil? Ne haber abi? Nasılsın? Bilmiyorum Cemil. İnan bana, nasıl olduğumu bilmiyorum. Anlaşıldı. Kötüsün. İşin yoksa atla gel, konuşalım. Tamam. Bir ara uğrarım kardeşim. Görüşürüz. İyiyim dedim ya Meral. Gelmene gerek yoktu. Merhaba. Olmaz Selçuk. Bitkin görünüyorsun. Gözüm arkada kalacağına bir gün daha yanımda kalayım. Ne olacak? Ya şu multivitaminler var ya. Onlardan mı alsak acaba? Strese, bitkinliğe iyi geliyormuş. Meral, hayatım. Lütfen abartma. Trajikleştirme olayı ne olur. Ne yapayım Selçuk? Elimde değil. Hoş geldiniz Meral Hanım. Merhaba İhsan. Merhaba İhsan. İhsan. Efendim abi. İhsan, beni arayıp soran var mı? Hayır abi. Nazlı? Nazlı da mı arayıp sormadı? Aramadı abi. İyi peki, tamam. Ya gerçekten hastaysa? Hayır Selçuk. Yelkenleri suya indirme hemen. Aramayacaksın. Selçuk, bu etler burada durmaz. Bozulur bunlar. Hayatım, bırak sen onları zaten. İhsan halleder. İhsan yardım etsene bir Meral. Tamam abi. Hiç iyi değilim Cemil. Perişanım, çaresizim. Ama neden böyle olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ya, neden? İlkay'ın hayatını kararttım. Ona ömrünün en kötü günlerini yaşattım. Şimdi de bütün bunların cezasını çekiyorum işte. Kendini suçlamaktan ne zaman vazgeçeceksin Ali? Senin suçun yok ki. İlkay'a bilerek zarar vermedin. Bilmiyordun ki. Ama öğrendikten sonra da reddettim onu. Benim yüzümden neler yaşadın. Bütün bunların tek sorumlusu benim Cemil. Aşk bu oğlum. Zorlamayla olmaz ki. O zaman öyle hissetmiyordun. Sevmiyordun onu. Nazlı vardı hayatında. Vay be. Ben bir ara Nazlı'yı seviyordum değil mi? İnsan bazen nasıl da kör olabiliyor. Bir sene nasıl da avutmuşum kendimi. Basit bir hoşlanmayı aşk sanmışım işte. Ne kadar aptalmışım. Rauf Bey.
Bu size olan borcumuzun bir kısmı. Nasıl yani? Halam tarlaları satmış. 20.000 lira var burada. Borcumuzun geri kalanını da birkaç gün içinde ödeyeceğiz. Halanız tarlaları mı satmış? Bu kadar acele etmesine gerek yoktu ki. Yok canım. Yeterince mahcubuz size zaten. Bu konu ne kadar çabuk kapanırsa benim de içim o kadar rahat edecek. Şimdi izninizle ben işimin başına döneyim. Yaşar, çabuk buraya gel. Allah kahretsin. Tarlaları satmış. Neden bundan bizim haberimiz yok? Allah Allah. Bunun burada ne işi var? Her yerde sen varsın Ali. Ne çok sevmişim seni. Ama hayır, artık seni sevmeye hakkım yok. Çünkü evleniyorsun. Şu anda böyle hissediyorsun abi. Sen bir zamanlar Nazlı'yı seviyordun. Tamam yani çok derin bir sevgi değildi ama yine de önemsiyordun onu. Şimdi kalbin öyle istemese de Nazlı'nın yanında olmak zorundasın. Biliyorum Cemil, biliyorum. Ama ayaklarım geri geri götürüyor beni, anlıyor musun? Nazlı ile aramızda garip bir duvar oluştu, anlıyor musun? İletişim kuramıyoruz bir türlü. Bu çok normal Ali. Sen İlkay'ı sevdiğini anladıktan sonra iyice uzaklaştın Nazlı'dan. O da bunu anladı tabii. Kadınlar böyle şeyleri hissederler oğlum. Nazlı'nın bir kabahati yok ki. Toparlanması gereken kişi sensin. Nermin Hanım. Alo. Alo Ali'cim, merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim canım. Göremiyoruz son günlerde seni. Bir gelsen uğrasan da çayımızı içsen diyorum. Peki, uğramaya çalışırım. Görüşmek üzere. Eve çağırıyor. Git tabii. Git, işte bunu söylüyorum. Sen evlenmek üzere olan bir adamsın. Nişanlınla ilgilenmelisin. Hadi git, nişanlınla beraber. Olması gereken bu. Haklısın. Ve göreceksin, o duvarlar sen Nazlı'ya yaklaştıkça birer birer yıkılacaklar abi. Hadi, nişanlının yanına git. Doğru diyorsun. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Al bakalım. Çok endişeleniyorum Ali için Sedat. Nedir bu durgunluk, anlam veremiyorum. Gerçekten sana bir şey anlatmadı mı? Yahu Adalet, kaç kere söyledim sana. Anlatmadı. Kendisiyle konuştum. Hiçbir şeyi yok çocuğun. Nasıl hiçbir şeyi yok canım? Ruh gibi dolaşıyor ortalıkta. Nişanlısıyla ilgilendiği de yok. Oh, bir havalarda ama dur bakalım. Ya aman be Adalet. Rahat bırak çocukları. Hayır, sana anlatmazsa nereden öğreneceğim ben peki? Bak Asuman'a. Şu Tuğçe denen kızla girdi odaya, çıkmıyor. Delireceğim vallahi ya. Hep yakalanıyoruz bu çocuğa. Hayır, bir değil iki değil yani. Şu yakalanma olayları yüzünden bir türlü yakınlaşamadım çocuğa. Tuğçe, ben şimdi bir delireceğim, göreceksin gününü. Sen o dilenci kılıklı çocuğu tavlayacaksın diye olan bana oluyor ya. Hayır, çocuk çantayı benim elimde görünce resmen azarladı beni. Aman Asu ya, sen de hiç yardımcı olma arkadaşına zaten. Hayır, sen olsan merak etmez miydin? Karıştırmaz mıydın çantayı? Karıştırmazdım tabii. Hadi canım. Düşün şimdi, Can'la kafedesiniz. Üf, Tuğçe, sanki aşk defterim Can'dan ibaretmiş gibi konuşmuyor musun? Tamam o zaman. Göktuğ mesela. Göktuğ'u düşünelim. Ay,
Ne yakışıklı çocuktu Tuğçe. Şimdi hatırladım da bayağı da zengindi. 15 çeşit spor ayakkabısı vardı. Ay her neyse. Düşün bakalım. Göktuğ'yla kafedesiniz. Daha çıkmıyorsunuz. Böyle tavlama olaylarına falan da girmemişsiniz. Ama acayip hoşlanıyorsun çocuktan. Çantasını kafede unutsa karıştırmaz mıydın? Ne yapıyorsunuz bir bakayım dedim. Hiç. Laflıyoruz işte. Keyifler yerinde bakıyorum. Oh! Sizi ders çalışmaktan alıkoyduğuna göre mühim meseleler konuşuyorsunuz. Neymiş bu mühim meseleler? Bana da anlatın bakalım. Hadi. Yok bir şey Adalet teyzeciğim. Öylesine. Plan yapıyorduk hangi dersi önce çalışsak diye. Ya. İyi. Öyle olsun. Asuman mutfakta kek var. Arkadaşına ikram et. Tamam anneciğim ederim. Nerede kalmıştık? Sorumuz şuydu. Göktuğ çantasını unutsa karıştırmaz mıydın? Tamam tamam karıştırırdım. Ama suçu senin üzerine atmazdım. İyi de ben suçu senin üzerine falan atmadım ki. Ama çantayı benim elimde gördü. Yine hırsızlık yaptım zannetti. Sen de hiç savunmadın beni. O almadı çantayı ben verdim demedin hiç. Aman Asu nelere takılıyorsun. Bırak ne düşünürse düşünsün. Yalnız arada bir benim onu sevdiğimi de düşünsün yeter. Ya ama düşünsün artık Asu. İyice saçmaladın artık. Sağ ol. Efendim? Alo? Ha Meral'cim nasılsın? Ay iyiyim Selahattin abi. Sizler nasılsınız? İç güveysinler hallice. Hayırdır? Selçuk'u hiç yalnız bırakmıyorsun kızım. Evet bugün öyle oldu. İyi bakalım öyle olsun. Meral'cim senden bir şey isteyeceğim. Nazlı bugünlerde pek bir şey yemiyor da. Onun sevdiği pastadan isteyeceğim. Böğürtlenli pastadan var mı? Bir saniye sorayım. Selçuk, böğürtlenli pasta hazırlatabilir misin? Böğürtlenli? Tabii tabii. Tamam Selahattin abi. Olur. Bakalım bunu görünce küs kalabilecek misiniz hanımefendi? Ya çok kötüsün ama Selçuk ya. Böğürtlenli pasta görünce dayanamayacağımı biliyorsun değil mi? Ay çok güzel görünüyor ama. Ama yemeğe başlamadan önce bir tane. Çok tatlıymış. Selçuk. Selçuk. Ha? Diyorum ki böğürtlenli pastayı hazırlat da Selahattin abilere ben götüreyim. Nazlı hastaymış hiçbir şey yemiyormuş merak ettim. İhsan. Efendim abi. Böğürtlenli pasta hazırlasana Selahattin abilere göndereceğiz. Tamam abi. Hani adamlar ilgileniyordu? Siz böyle mi iş takip ediyorsunuz? Kadın tarlaların bir kısmını satmış. Geri kalanına da müşteri bulmuş. Senin aklın nerede yaşar? Özür dilerim abi adamlar takip ediyorlar. Takipleri buysa icraatları kim bilir nedir? Biz burada oyun oynamıyoruz Yaşar. İş yapıyoruz iş. Ara adamları. Tarlaları yaksınlar. O tarlalar satılırsa ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getiririm. Emrin olur abi. Nasılsın Ali oğlum? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Dün de göremedik. Özlüyoruz damadımızı. Haklısınız. Bundan sonra daha sık gelmeye çalışacağım. Nazlı odasında mı? Odasında canım. Telefonda söylemedim ama biraz rahatsız Nazlı. Hayırdır inşallah. Kötü bir şey yok ya. Midesi kötü. Çok önemli bir şey değil aslında. Galiba senden ilgi bekliyor Ali. O yüzden de nazlanıyor. Bak Ali oğlum. Kızımız bizim için çok kıymetlidir. Ama şu aralar ne yaptıysak bize yüz vermiyor. Belli ki senden ilgi ve şefkat bekliyor. Anlıyorum efendim. Bugünlerde çok meşgulsün biliyorum. Senin işin gücün var ama
Bu süreçte biraz daha ilgilensen diyorum Nazlı'ya. Yanlış anlama, ilgilenmediğini söylemiyorum ama sadece tecrübeli bir koca olarak konuşuyorum. Kadınlar sardunyalara benzer. İnanır mısın bu bahçede beni en çok zorlayan çiçekler sardunyalardır. Bir gün sulamazsan küser solarlar. Fazla sulayınca da çürürler. İşte kadınlar da böyledir Ali'cim. İlgi beklerler. Ama üzerine fazla düştün mü de hırçınlaşıverirler. Diyeceğim, ne yap et, Nazlı'mın gönlünü al. Siz hiç merak etmeyin efendim. Müsaadenizle ben bir yanına çıkayım. Merhabalar. Hoş geldin Meralci. Rahatsız olma Nermin ablacığım. Ulak geldi, pasta yetişti. Sağ ol Meralcığım ya, sana da zahmet verdim. Aman canım, ne zahmeti? Ya Tuğçe dolaşıp durma, başım döndü ya. Düşün nereye kadar? Bir yolu olmalı. Yavuz'u tavlamanın mutlaka bir yolu olmalı. Ya kızım anla artık, hoşlanmadı çocuk senden. Ne demek o Asu? Ne biçim laf öyle? Benim hoşlanıp da tavlayamadığım biri oldu mu şimdiye kadar? Ya tamam ya, kızma. Ya bunu da tavlayamayıver, ne olacak sanki? Olmaz. Mutlaka bir yolu var ve ben o yolu bulacağım. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Ya bulamadık işte Tuğçe. Denemediğimiz yol kalmadı. Çantasını bile karıştırdık. Neymiş? Gizemi çözecekmiş. Çocuğun kalbine giden yolu bulacakmış. Ne oldu? Bulabildin mi bari? Buldum galiba. Nasıl yani? Sana ait ne varsa yok ediyorum Ali. Ama seni hatırlatan her şeyden kurtulsam da kalbimdeki Ali'den nasıl kurtulacağım bilmiyorum. İlkay Hanım. Buyurun Rauf Bey. İyi misiniz? İyiyim sağ olun. Biraz başım ağrıyordu o kadar. Verin ben alayım onları. Bu imar değişikliği olmadan işe başlayamayacağız anlaşılan. Ama bütçeyi sık sık güncellememiz gerekiyor. Buna dikkat ediyoruz değil mi? Tabii Rauf Bey, tabii. Ben firmalardan her ay fiyat değişikliklerini alıyorum. Bazı firmalardan da 6 aylık sabit fiyat aldık. Güzel. Başınız ağrıyorsa biraz ara verin. Çıkıp dolaşın İlkay Hanım. Yok iyiyim, çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Ben şunları yerleştireyim. Nazlı. Nasılsın? İyi değilim Ali. Herkes üstüme geliyorken nasıl olmamı bekliyorsun? Nazlı bak. Dün biraz fevri davranmış olabilirim. Ama sen de beni anlamaya çalış lütfen. Afiyet olsun. Nazlı nasıl Nermin abla? Bir şey yemediğini duyunca çok merak ettim. Nasıl olsun Meral? Yemiyor, içmiyor, iştahsız. Pastayı da Selahattin akıl etti. Ne bileyim belki yer dedik. Zahmet etmişsin kızım. Keşke İhsan'la gönderseydin. Ne zahmet Selahattin abi? Nerede, odasında mı? Odasında, Ali geldi de konuşuyorlardır. İyi. Ben çıkarayım şunları. Siz de üzülmeyin artık, buna hayır diyemez. Ay inşallah. Hadi bakalım Meralcığım. Hadi istersen biraz çıkıp dolaşalım ha. Bırak dolaşmayı. Kolumu kıpırdatacak halim yok Ali. Peki sen bilirsin. Merhabalar. Çifte kumduları rahatsız ediyorum ama. Hoş geldin Meral ablacığım. Hoş bulduk canım. Nasıl oldun, iyi misin? İyiyim Meral abla. Güzel. Ben de sana en sevdiğim pastadan getirdim. Yersin artık bunu değil mi? Ha, bak. Nazlı, yani bazen çocuk gibisin hayatım, çok şımarıyorsun. Şımarmayı seviyorum, ne yapayım? Pastayı yiyince nasıl da sakinleştin. O zaman bundan sonra sen huysuzlanınca ben sana bir dilim böğürtlenli pasta yedireyim. Hı? Sen hep benim yanımda ol, bak ben bir kere bile hırçınlaşıyorum. Öyle mi? Sen ha, öyle miymiş? Hırçınlaşıyormuş. Hı?
Gel. Nazlıcığım yesene. Canım istemiyorum Meral abla. İster ister. Bak nişanlın da yanında. Oh, senden keyiflisi yok vallahi değil mi? Ben ilgilenirim, siz merak etmeyin. Tamam. Ben sizi baş başa bırakayım da konuşun. Görüşürüz. Görüşürüz Meral abla. Çatlatmasana insanı. Söyle hadi, ne buldun? Düşün bakalım. Biz Yavuz'un çantasında ne bulduk? Ya ne bileyim, dergi miydi, kitap mıydı, onun gibi bir şey. Hah işte, şiir kitabı. Demek ki neymiş? Yavuz şiirden hoşlanıyormuş. Ne oluyormuş hoşlanıyorsa? Ay bir de oturup şiir yazacağım dermişsin. Ne gülerim. Gülme Asu. Ben ciddiyim. Yazacağım, ne var? Kızım saçmalama. Sen ne anlarsın şiirden? Şiir ve sen. Sen yazsan yazsan şöyle yazarsın. Seviyorum ama kimi? En tatlı birini. Nasıl anlatsam sana? İlk harflerine baksana. Yeter Asu. Ne oluyor kızım ya, nereye? Gidiyorum ben. Baksana dalga geçiyorsun, ciddiye almıyorsun beni. Tamam kızım, kızma. Yani şaka yapıyorsun sandım. Hani biz öyle şeylerden anlamayız ya, ondan dedim. Yazacağım işte, ciddiyim ben, ne var? Tamam canım, tamam. İlla yazacağım diyorsan ben de sana yardım ederim. Kankilik öldü mü? Uydururuz bir şeyler. Sen sıkma canını. Uydurmakla olmaz. Üstüne düşünmek lazım. Ya aslında ben biraz düşünsem sanki bir şeyler çıkartacağım gibi geliyor ama. En iyisi eve gidip biraz düşüneyim ben. Burada düşün. Olmaz. Sessizliğe ihtiyacım var. Ama Asu biliyor musun? Hissediyorum. Sonunda çok güzel bir şiir çıkacak. Hadi görüşürüz. Bye. Elime şekerim. Ah canım gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay ben buraya gelmeden duramıyorum. Alışkanlık oldu bende. Geç otur şöyle. Ne haber? Ne yapayım? İş güç işte. Buyurun İlkay Hanım. Bunlar ne Deniz Hanım? Rauf Bey'e gönderdi. Biraz rahatsızmışsınız galiba. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yakında, çok yakında kendi ayaklarına geleceksin bana İlkay Hanım. Rauf Bey de pek düşünceli bir patronmuş. Öyle valla. Ya dalmıştım, neyim var diye sordu. Ben de başım ağrıyor diye uyduruverdim. O da ilaç göndermiş işte. Yani İlkay maşallah burada da akşama kadar öyle dalıp dalıp gidiyorsun, öyle mi? Ne yapayım Emine, elimde değil ki. Ya hastaysa gerçekten? Ya rol yapmıyorsa? Evet, hasta galiba. Nazlı'nın böyle acı çektiğini bilmek beni mahvediyor. İçime bir şeyler saplanıyor. Ama hayır, onun yanında olması gereken Ali. Nişanlısı Ali. Hayır, düşünmemeliyim. Düşünmemeliyim, endişelenmemeliyim. Nazlı, bak toparlan lütfen. Bak annenler çok endişeleniyor senin için. Hiçbir şey yemiyormuşsun, yapma bunu kendine. Bir şey yaptım yok Ali, gelmiyor üstüme. Nasıl yok Nazlı, en sevdiğin pastayı bile yemiyorsun. Hiç kimseyi düşünmüyorsan bari karnındaki çocuğumuzu düşün. Hadi, benim için bir lokma ye şimdi, tamam mı? O pastanın hepsini size yedirmezler Nazlı Hanım. Ya bitirme ama pastamı ya. Aşk olsun, yani şu böğürtlenli pasta benden daha mı kıymetli Nazlı? Olur mu hiç hoş hayatım? O zaman var, ben yiyeceğim hayatım. Hı? Al bakalım, peki tamam. Ya. Al. İstemiyorum hadi. Ne yapıyorsun sen ya? İstemiyorum dedim ya. İnsan gibi söylesene, niye böyle agresif davranıyorsun? Buraya senin için geldim, görmüyor musun? Buraya bana bağırmaya gelmişsin. Tek gördüğüm o. Ben bağırmıyorum Nazlı. Sen bağırtıyorsun, tamam mı? Anlaşıldı. Dünkü konuşma hiçbir işe yaramamış. Sürekli sorun çıkarıyorsun. Sen beni neden anlamıyorsun ya? Neyi anlayacağım Nazlı?
Sürekli sorun çıkaran bu çocuksu şımarık halini mi? Hala şımarık diyor ya. Bu tavrını nasıl açıklayabilirsin ki? Sana kalsa her halim şımarık benim. İstediğini alamayınca ağlayan, başka bir şey bilmeyen bir kızım senin gözünde. Evet öylesin Nazlı. Karşısındakini umursamayan, hiç kimseyi düşünmeyen bencil birisin sen. Ya sen Ali? Sen çok mu düşünüyorsun? Seni düşünmesem burada olur muydum şimdi? Düşünsen bana böyle bağırmazdın. Üzmezdin beni. İlkay'ım yapma böyle ya. Yine nerelere dalıp gittin ya? Hiç. Öyle işte. Ali değil mi? E Ali tabii. Nerede beyefendi? Çıktı mı? Nerede olacak? Müstakbel karısının yanındadır herhalde. Canım. Zor olacak tabii. Ben sana hemen alış, kabullen demiyorum. Ama böyle dalıp gitmelerle unutulmaz ki. Yani bir şeylerle meşgul olman lazım ki kafanı dağıtasın, düşünmeyesin. Yok be Emine. Hayat meşgalesine dalıp gitmek falan. Bunlar boş laflar. O kadar kolay değil ki. Nereye baksam bir hatıramız canlanıyor gözümde. Şu dosyalardan birini bile elime aldığımda bir anımız geliyor aklıma. Evde, parkta, her yerde. O kadar doldurmuş ki hayatımı. Geçecek canım. İnan bana hepsi zamanla geçecek. Geçmese ne olur ki Emine? Elimden ne gelir ki? Ali Nazlı'yı seviyor. Bana da bir köşemde oturup acımı çekmek kalıyor sadece. Sen benim neler çektiğimi biliyor musun Ali? Her sabah midem bulanıyor. Hiçbir şey yiyemiyorum. Zaten canım burnumda. Sense yanımda olman gerekirken sürekli üstüme geliyorsun. Of. Üstüne falan gelmiyorum Nazlı. Ben sadece... Nasıl gelmiyorsun ya, nasıl? Zaten 40 yılda bir görüşüyoruz. Onda da sürekli bağırıyorsun bana. Ne istiyorsun benden? Ben bebeğimizi düşünüyorum Nazlı. Yalnızca bebeğimizi düşünüyorum. Ve ona iyi bakmanı istiyorum. Tek isteğim bu. Ben umurunda değilim yani. Sen sadece bu bebeği düşünüyorsun. Biliyorum, benimle bebek için nişanlandın zaten. Ne alakası var Nazlı? Tabii ki düşünüyorum seni. İyi, tamam o zaman. Madem beni düşünüyorsun, bebeği aldırdığımda da istersin o zaman. Ne saçmalıyorsun sen ya? Bu bebeği aldıracağım Ali. Bu bebeği aldıracağım. Ve sen de sonra benimle evleneceksin. Madem sen beni istiyorsun, kanıtla o zaman bunu. Emine nasıl olmuş? Ay çok güzel olmuş. Eline sağlık. Dur bakayım gel. Ay sana da çok yakıştı. Yakıştı mı gerçekten? Hem de nasıl? O elindeki ne İlkay? Şal. Daha doğrusu duvak. Hani gelinler başlarına takar ya yüzünü örtmek için. Amma yaptın ha. Bu güzel gözler örtülür mü hiç? İlkay. Bütün hayallerimi, umutlarımı attım çöpe Emine. Parça parça kurtuluyorum Ali'den. Canım benim. Böyle böyle bitecek işte. Şu pembe tişörtüm nerede yeni aldığımız bulamıyorum ya. Kirli de o Osman.
Asu anne, Asu. Ya ne yiyeceğim ben şimdi? Açtırma benim bayramlık ağzımı. Dolabında bir sürü şey var. Seç birini giy. Hem sen nereye? Diyet peynir almaya. Birazcık beni düşünseydin alışverişe çıktığın zaman alırdın. Allah, öldürecek bu beni. Vallahi öldürecek. Yahu Adalet, genç bunlar. İdare ediver. Hep sen çıkartıyorsun bunları başımıza. Bu bebeği aldıracağım Ali. Ama sen de sonrasında benimle evleneceksin. Ali. Ali. Oğlum duymuyor musun beni? Efendim anne. Dün Selahattin Beyler bir şeyler söyledi mi? Yani surat falan asmadılar değil mi? Yo, niye assınlar ki? Ne bileyim yani. Senin için pek gelip gitmiyor diyorlar da. Anne, bir sürü işim gücüm var benim. Başımı kaşıyacak vakit bulamıyorum. Hem her dakika gidemem ki. Fırsat buldukça gidiyorum işte. Hadi size afiyet olsun. Güle güle oğlum. Efendim Cemil. Tamam, ben şirkete geçiyorum. Sen oraya gel o zaman. Bak gördün mü? Nasıl da lafı ağzıma tıkıyor. Ali, akşama erken gel. Nazlı'yı yemeğe davet edeceğim. Ciddiye de almıyorduk. Cevap bile vermiyor. Yahu duymamıştır çocuk. Gitme üstüne Adalet. Ya zaten evlilik arefesinde bir yığın yük binmiş sırtına çocuğun. Sen hep çocuklarının avukatlığını yaptın. Of Adalet. Of Adalet. Patlattım be. Asuman anahtarlığın nerede? Ne anahtarlığı ya? Aptala oynama bana. Çantamdan aldığın anahtarlığı soruyorum. Ne yapayım ben senin anahtarlığını ya? Manyak mısın nesin? Seninle mi uğraşacağım sabah sabah? Uyanamadın herhalde. Uyandım canım. Dün çantamı açıp anahtarlığımı bulamayınca çok iyi uyandım. Senin kucağındaydı çantam. Anahtarlığa bak. Antika mı bu? Kızım bırak ya. Karıştırıp durmasana şu çulsuzun çantasını. Ver şunu. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ne o? Hatırladınız galiba küçük hanım. Ben... Bana bak. O bana babamdan kalan tek hatıra. Her nereye sakladıysan derhal çıkarıp bana veriyorsun. Anlaşıldı mı? Ama ben... Hiç eveleyip geveleme, yalanlarına karnım tok. Her nereye kaldırdıysan geri veriyorsun. O anahtarlığı istiyorum. Aman Tuğçe ya. Aman Tuğçe ya. Günaydın. Günaydın kızım. Annem yok mu? Münevver Hanım'ın annesi ölmüş. Baş sağlığına gitti. Baş sağ olsun. Ya ben kahvaltı etmesem daha iyi. Otur Nazlı. Olmaz ama böyle kızım. Bir lokma bir şey ye hadi. Benim hatırım için. Midem kaldırmıyor babacığım. Görmeye bile dayanamıyorum. Ama evladım böyle devam edersen sağlığın iyice bozulacak. Babacığım... Ne olur ısrar etmeyin. İçim kaldırmıyor. Senin derdin ne kızım ya? 3 kuruşluk keyfimiz var, onu da sen kaçırıyorsun. Rauf. Kardeşine bağırma. O da isteyerek yapmıyor bunu. O şey... Bir evde gizli saklı olmaz kızım. Rauf abinin onu da bilmeye hakkı var. Neymiş benim bilmeye hakkım olan şey? Vallahi merak ettim. Nazlı bulimiye denen bir hastalığa yakaladı. Hani şu manken hastalığı. Yiyorlar da. Bir bilimiyemiz eksikti. Nazlı bu ya. Sağdan soldan duyduğunu moda olarak kendine uygular. Baksana şuna. Yiyeceklere tiksinir gibi bakıyor. Kızım, bu dünyada milyonlarca insan aç aç, biliyor musun? Sen bulmuşsun, beğenmiyorsun. Abi yapma ya. Beğendin mi yaptığını? Ben zorla rica minnet getirip oturtuyorum sofraya. Sen kaçırmak için elinden geleni yapıyorsun. Nazlı bu. Tanımıyor musun sen babaya? Bir gün bilimine geçer, yeni bir moda bulur. Yeni bir icat çıkarır başımıza. Neyse. Bir de iştah miştah kalmadı. Benim işe gitmem lazım. Selçuk. Hadi kalk tatlım. Kahvaltı hazır. Siz yapın hayatım kahvaltınızı. Ben biraz daha uyuyacağım. Uykumu alamadım. Hayatım, sen seviyorsun diye peynirli omlet de yaptım. Hadi kalk. Hem işe de geç kalacaksın. Hayatım, ben yemeyeceğim dedim ya. Hem iş benim kendi işim. İstediğim zaman giderim, değil mi? Peki tamam. Nasıl istersen.
mısın Nazlı? Yoksa numara mı yapıyorsun? Kolay gelsin. Sağ ol canım. Bak sana gözleme yapıyorum. Seni sevdiğin gibi mantarlı. Sağ ol Emineciğim ama benim pek canım istemiyor. Aklın duvakta kaldı değil mi? Sen en doğrusunu yaptın elma şekeri. Yoksa gördükçe kahredecektin kendini. Günaydın. Günaydın babacığım. Günaydın Hikmet amcan. Ben bir çay alacaktım. Aa babacığım olur mu? Biz koyarız. Ne güne duruyoruz. Sen geç otur. Aa hayırdır inşallah. Kim bu saatte? Emine sen koyarsın değil mi babamın çayı? Tamam canım. Aa hala. Merhaba kızım. Kusura bakma halacığım, birden karşımda görünce şaşırdım. Aa Şeker ana, hoş geldin. Niye haber vermedin geleceğini, biz karşılardık seni. Öyle icap etti kızım. Hoş geldin abla. Hoş bulduk Hikmet, hoş bulduk da hiç hoş haberlerle gelmedim. Hayırdır hala, ne oldu? Hele bir soluklanayım ya. Ha tabii tabii, gel gel kahvaltı hazır. Kızım. Aa halam gelmiş. Ay halam. Kurban olsun sana kara gözlüm. Gel bakayım. Gel 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 gel. Anam sen büyüdün mü? Ey Allah. Ne oldu anlatsana, çatlatma insanı. Tarlalar. Tarlalar yandı. Ne? Nasıl ya? Tarlalar mı yandı? Daha iyisin ya kızım. İyiyim babacığım, iyiyim. Midem bulanıyor biraz, o kadar. Rauf'un kusuruna bakma. O da çok üzülüyor ama işte böyle ifade ediyor kendini. Önemli değil babacığım. Siz sıkmayın canınızı. Adalet Hanım arıyor ya. Açsana kızım. Siz açsanıza babacığım. Çok, çok ayıp kızım. Babacığım ne olur hadi benim hatırım için. Hiç canım istemiyor şimdi konuşmak. Hasta filan değil, uyuyor değil. Alo Adalet Hanım. Merhaba. Nazlı yok mu? Nazlı müsait değil. Telefonunu salonda bırakmış. Duyunca ben açtım. Nazlı'yı akşam yemeğe davet edecektim. Müsaitse tabii. Biraz rahatsız. Midesini üşütmüş. Aa öyle mi? Geçmiş olsun. Önemli bir şey yoktur inşallah. Yok yok. Dediğim gibi midesini üşütmüş sadece. Tekrar geçmiş olsun. Başka bir sefere o zaman. İyi günler, iyi günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nazlı midesini üşütmüş. İkide bir hastalanıyor bu kız. İyi geçmiş olsun. Gidip bir geçmiş olsun diyeyim. Biraz evvel telefonda dedin ya. Olmaz öyle şey. Şimdi ona da laf ederler ilgilenmedik diye. Adalet sen geçmiş olsuna mı gidiyorsun yoksa göz boyamaya mı? Be Tuğçe, nasıl olsa elime düşeceksin. Aa, inanmıyorum sana ya. Kıza bak ya, beni rezil ettiği yetmiyormuş gibi bir de meşgule düşürüyor telefonu. Asuman! Geldim. Geç kızım içeriye. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Kapıdaydım o yüzden kapattım telefonumu. Yavrum, annen çıkmak için hazırlanıyor. Ben de içerideyim. Siz geçin salona rahatınıza bakın. Tamam babacığım. Geç içeri. Ne haber şekercim? Sayende hiç iyi değilim Tuğçe. Rezil ettin beni. Ne oluyor ya sabah sabah? Bir sakin ol. Ne rezilliği, ne diyorsun? Kızım sen beni deli mi edeceksin ya? Ver şunu. Ne yapıyorsun Asu? Ne arıyorsun? Dün tezgahtar çocuktan arakladığın anahtarlığı arıyorum. Ne anahtarlığı? Ben anahtarlık falan almadım. Almamışmış. Kızım kimse inanmıyor sana artık. Ben bile. Yalancı çoban işine döndü bu artık. Yalan yalan nereye kadar be? Asu üstüme gelme. Almadım diyorsam almadım. Yalan mı söyleyeceğim sana ya? Hem nereden çıktı bu anahtarlık meselesi? Sabah sabah Yavuz Bey önümü kesti. Çantamdan aldığın anahtarlığımı ver deyip durdu. Babasının hatırası mıymış neymiş? Ben almadım dedim, inanmadı ya. O da saçmalamış ama sabah sabah. Saçmalamak ne kelime? Bana bak kızım, o çocuğa şiir yazma konusundan benden bir gram yardım bekleme. Ya beni her dakika aşağılayan bir çocuk için oturup şiir falan yazamam ben ya.
Ya konuşuyorum konuşuyorum, sinirim geçmiyor. Sabah sabah sinirlerimi alt üst etti dangalak. Bana bak, hemen gidip o çocuğa anahtarlığını benim almadığımı söyleyeceksin. Yoksa asıl hırsızın sen olduğunu söylerim. Ya tamam Asu, gider söyleriz. Niye tehdit ediyorsun ki yani? Hayret bir şey. Göz göre göre yalan söylüyor. E gördüm işte, kucağındaydı çantam. Sana mı inanayım, gözlerime mi inanayım canım? Efendim abi. Ne? Hadi ya. Demek orada düşürmüşüm anahtarlığı. Tamam abi. Sağ ol, görüşürüz. Ben ne yaptım ya? Resmen kızın günahını aldık, iyi mi? Varımız yoğumuzdu. Gözümün önünde yandı gitti, kül oldu. Üzülme artık halacığım. Olan olmuş bir kere, ne yapalım? Hem cana geleceğine mala gelsin. Nasıl üzülmem kızım? Elimizdeki, avucumuzdaki tek şeydi. E peki jandarma gelip soruşturma falan yapmadı mı? Yaptı kızım, yapmaz olur mu hiç? Onlar da bir şey bulamadı. Ya çocuklar yakmıştır ya da biri bir izmarit atmıştır dediler. Ah, tarlanın yandığına değil de Hikmet'in borcunu ödemediğimize yanarım. Allah benim belamı versin. Ellerim kırılaydı da şu kumar illetine bulaşmasaydım. Her şey benim yüzümden oldu. Öyle konuşma babacığım. Sadece bir hataydı. Hata mı? Yok kızım, o kadar basit değil. Hani diyorum ki gidip bir de ben mi uğraşsam acaba? Hani bir gören duyan biri olmuştur. Koş, koş git bakalım kim yakmış? Allah Allah, aptallık bende ki gidip jandarmaya başvuruyorum sen dururken. Ya Hikmet, sen ne yapabilirsin ki? Deli deli konuşma. Hala, zaten üzülüyor adamcağız. Bir de sen gitme üstüne. Üzülecek tabii. Ben de üzülüyorum. O tarlalar gözümün önünde yanarken benim ciğerim yandı. Sağ ol. Afiyet olsun. Cemil, Nazlı dün bebeği aldırmaktan söz etti. Nasıl yani? Öyle vallahi. Onu sevdiğimi kanıtlamamı istiyor. Madem benimle evleniyorsun, bebeği aldırsak da benimle evlenirsin falan dedi. Peki sen ne dedin? İnkar ettim tabii. Ben ikinizi de seviyorum dedim. Mecburen. Zaman geçtikçe buna katlanman daha zor olacak. Hayatın cehenneme dönecek, farkındasın değil mi? Çocuk doğduktan sonra boşanabilirsiniz aslında. Ne de olsa mutsuz bir ortamda büyüyecek. Tamam. Diyelim ki çocuk doğduktan sonra boşandık Cemil. O zaman ne olacak? Doğar doğmaz parçalanmış bir ailesi olacak. Anne baba ayrı, ilgisiz, sevgisiz. Annesinin yanında beni, benim yanımda annesini özleyecek çocuk. Bunları da düşünmek lazım. Artık ben de bu işin içinden çıkamıyorum Ali. Keşke sana daha fazla yardımcı olabilseydim. Neyse, yapılacak işlerim var. Gitsem iyi olacak. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Seni de artık hep uzaktan görebileceğim İlkay. Bundan fazlası olmayacak. Halacığım, sen biraz yat dinlen istersen ha. Yorgun görünüyorsun. Yok yavrum, şimdi yatamam. Ben bir Özgür'e bakayım. Kim ki?
Aa, Barbaros Bey, Şeker Hanım geldiğini mi duydunuz? Aa, Şeker Hanım mı geldi? Vay Şeker Hanım benim, canım öpeyim. Kız ne zaman geldi? Yeni geldim Barbar. Aa, böyle apar topar geldiğine göre bir iş var bu işte. Eyvah, yoksa Hikmet abi mi gene? Yok, bu sefer başka. Tarlalar yandı. Ah, ne? Tarlalar mı yandı? Nasıl yandı? Biri mi yaktı, kim yaktı, niçin? Bir bilsen, borcu da ödeyemedik. Tek umudumuz o tarlalardı. Barbaros abi, sen gidip bir babama baksan. Canı çok sıkkın. Odaya kapattı kendini, çıkmıyor. Tamam, şimdi bakarım. Hay Allah ya, tövbe estağfurullah. Yansın. Canın sağ olsun. Bir şey değil de patronuna mahcup oldun. Ona üzülüyorum. Halacığım sen düşünme artık bunları. Ben gider konuşurum Rauf Bey'le. 20'sini verdik nasıl olsa. Geri kalanı da en kısa zamanda veririz derim. Merak etme sen. Ben de geleyim mi? Beraber konuşuruz. Yok halacığım, ben giderim. Sen gelme. Aa hala, kumar meselesini açıp da babamın canını sıkma olur mu? Üzüldü zaten üzüleceği kadar. Tamam merak etme. Hadi git. Canım Allah'ım benim. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle yavrum. Demek tarlaları kül ettik ha? Evet abi. Gece bizim adamlar tarlaları bir güzel yakmışlar. Sabaha kadar da cayır cayır yanmış. Önce Hikmet'i kumarda dümdüz ettik. Sonra da borçlarını ödeyecekleri tarlaları kül ettik. İyice avucumun içindeler. Yaşar. Bu tarlalar bu yıl ürün vermez değil mi? Yok abi. Birkaç sene bir şey çıkmaz o tarladan. Mahsul yetişmeyince de alıcısı da olmaz. Güzel. Sen çıkabilirsin. Ben birazdan geliyorum. Peki abi. Evet İlkayan. Artık kurtuluşunuz yok. Bana attığınız o tokadın bedelini ödeteceğim size. Çok yakında. Nasıl söyleyeceğim Rauf Bey'e borcu erteleyeceğimizi? İlkay günaydın. İlkay. İlkay. Sana seslendim, duymadın. Ay, affedersin Ali, aklım başka bir yerde de. Aklımdan neler geçiyor İlkay? Neden bu kadar uzaklaştın benden? Aslında bunun tek suçlusu benim. Sana nasıl hesap sorabilirim ki? Bu uzaklığa ben sebep oldum. Çık artık ya. Merhaba. Merhaba. Hayırdır? Osman'la konuştum da bugün. İyi mi peki Osman? İyi ya, yok bir şeyi. Ama anahtarlığını o almamış, haberin olsun. Biliyorum. Biliyor musun? İş yerinde düşünmüşüm. Sabah da boş yere çıkıştı Masuman'a. Bahsetti biraz. Bahsetmiştir muhakkak. Günahını aldım yok yere. Ama öyle bir izlenim bıraktı ki bende. Yalancı çoban gibi değil mi? Aynen öyle. Ben de söylüyorum aslında, bu kadar yapma. Kimsenin sana güveni kalmadı diyorum ama beni dinlemiyor ki. Maalesef. Bak ne diyeceğim. Bir şeyler içmeye gidelim mi? Orada devam ederiz sohbetimize. Teşekkür ederim. İşlerim var. Hadi ama bak, işim de bitmiş. Harika bir yer biliyorum. Sen de çok beğeneceksin. Dedim ya işlerimin olduğunu. Gelemem. Hoşçakal. Yakında en önemli işin ben olacağım. O zaman hatırlatacağım sana bugünleri. Of. Başın çatlayacak. Ödümü patlattın ya. Affedersin canım. Seni korkutmak istememiştim. Yok, önemli değil. Sen kalktın ya. Ay Selçuk, öğlen oldu. İhsan aradı, merak etmiş. Allah Allah. Ne varmış merak edecek? Bir gün de işe geç gidemez miyiz? Tamam canım. Bir şey demedim. Çocuklar yaz okuluna gitti mi? Hı. Yaz okula gitmediler. Doğum günü partisine götüreceğim birazdan. Ya Selçuk, kızların hiç yazlık ayakkabısı yok. Bir alışverişe çıksak ha? Ben hep senin yanında olabilmek için yaptım Selçuk. Seven her kadın yapar bunu. Ne olur kıymaz.
Aynı şeyleri konuşup durmayalım. Ben bir karar verdim. Ve bu karardan vazgeçmek istemiyorum lütfen. Beni hala seviyorsan git. Gidemem Selçuk. Ayaklarım hep buraya geliyor. Neden anlamıyorsun? Selçuk. Hı? Hayatım yesene, acıkmadın mı? Efendim canım? Selçuk ye diyorum. Aç değil misin? Tamam canım. İnanmıyorum. Çok yandı mı? Selçuk çok özür dilerim. Ekmekler bayattı da o yüzden tost yaptım. Bakayım. Hayatım bir kahvaltı keyfimiz var. Niye bayat ekmekle tost yapıyorsun? Buz koyalım. Bırak Meral, bırak şunu, bırak. İşte geldin İlkay Hanım. Buyurun. Affedersiniz Rauf Bey. Buyurun İlkay Hanım. Bir şey mi vardı? Evet. Aslında size bir şey söylemek istiyorum ama biraz çekiniyorum açıkçası. Rahat olun İlkay Hanım. Gören duyan da beni kötü biri sanacak. Yok estağfurullah. Ben size olan borcumuzla ilgili... Bakın İlkay Hanım, bana borcunuz falan yok. Hayır Rauf Bey, size borcum var. Lütfen bu konuyu tekrar açmayalım. Yalnız kalan borcumuz için sizden biraz zaman isteyecektim ben. Kötü bir haber aldık da. Hayırdır? Şeker halamın tarlaları. Biz o tarlaları satarak size olan borcumuzu ödeyecektik ama... tarlalar yanmış. Öyle mi? Bakın buna çok üzüldüm. Yanlış anlamayın. Bana borcunuz olduğundan değil. Lütfen oturun, lütfen. Bakın Rauf Bey, borcumuz borç. Er ya da geç bir şekilde ödeyeceğiz borcumuzu. Bir şekilde değil. Benim istediğim şekilde ödeyeceksin o borcu. Yalnız benim sizden istediğim sadece birazcık zaman. Bakın İlkay Hanım, bana borcunuz falan yok. Nasıl yok Rauf Bey? Siz bizim için o kadar zahmete girip birilerine ağız eğdiniz. O iş sizin bildiğiniz gibi değil. Olsun. Yine de size karşı vefa borcumuz var. İlkay Hanım, vefa borcu parayla ödenmez. Bizim yine de üstümüze düşeni yapmamız gerekiyor. Anlaşıldı. Belli ki ben sizi ikna edemeyeceğim. O zaman istediğiniz zaman ödeyin İlkay Hanım. Anlaştık mı? Anlaştık. Çok teşekkür ederim Rauf Bey. Rica ederim. Siz canınızı sıkmayın İlkay Hanım. Siz şirketimizin en değerli elemanlarından birisiniz. Sizin sıkıntınız bizim sıkıntımızdır. Birlikte çalışacaksak birbirimize destek olmalıyız. Çok teşekkür ederim Rauf Bey. Çok iyisiniz. Bu Rauf neler çeviriyor yine. Kolay gelsin İlkay Hanım. Sağ olun. Acaba asistanlık teklifini mi kabul etti? Hayırdır İlkay, gidiyor musun? Evet Ali, Rauf Bey'den erken çıkmak için izin aldım. Kötü bir şey yoktur umarım. Yok kötü bir şey yok. Neyse ben çıkayım artık, görüşürüz. İlkay. Efendim Ali. Yoksa asistanlık teklifini kabul mü ettin? Yok öyle bir şey Ali, nereden çıkarıyorsun şimdi? Ne bileyim, aklıma geldi işte. Seni kaybetmek istemem. Yok öyle bir şey dedim ya. Ama olabilirdi de. Zamanla her şey değişiyor değil mi? Baksana, daha dün kapının önünde saklambaç oynuyorduk. Bugün evleniyorsun. Zamanın ne getireceği hiç belli olmuyor. Neyse, benim artık çıkmam gerek. Görüşürüz. Aslında değişen yalnızca sensin Ali. Ben seni hala deliler gibi seviyorum. Evet İlkay. Her şey zamanla değişiyor. Sen artık beni sevmiyorsun. Ama ben sana deliler gibi aşığım. Meral.
Az önce biraz abarttım galiba, kusura bakma. Anlamıyorum ki. Uykunu alamadın desem öğlene kadar uyudun. Hayır, bir şey değil, çocuklar korkuyor. Önemli bir şey yok. Biraz canım sıkkın işte. Niye, ne oldu ki? Yok, bir şey olduğu yok. İşlerin yoğunluğundan herhalde. Anne gidelim hadi artık. Tamam kızım. Ben çocukları bırakacağım. Anne şunu bana takar mısın? Aa, nereden çıktı bu? Nazlı abla Deniz'e vermiş. Bugünlük de ben takayım dedim. Ama bu pahalı bir şeye benziyor, dikkat et. Dön. Ay çok yakıştı kızıma. Baba bak annem beğendi, sen de aynısını bana alsana. Yok canım, istemem. Benim dünya kadar kolyem var. Babamız bizim yanımızda olsun, yüzü gülsün yeter, değil mi? Ben hazırım anne. Tamam canım, hadi. Bay bay baba. Oradan da Nazlı'ya uğrayacağım, merak ediyorum kızı. Niye uğruyorsun merak, numara yapıyor belli işte. Selçuk ne biçim konuşuyorsun? Kız hasta, yatak döşek yatıyor. İyi, ben bırakayım o zaman seni. Yok isteme, ben giderim. Meral. Ya gerçekten hastaysan Nazlı. Geçmedi şu başımın ağrısı. Merhaba Nazlı. Yine bağırıp çağırmaya mı geldin? Bağırıp çağırmaya gelmedim. Seni görmeye geldim. Nasılsın diye merak ettim seni. Gördün işte. İyiyim. Günah çıkarmana gerek yok. Nazlı iyi misin? Nazlı! İyiyim Ali, iyiyim. Başım döndü sadece. Korkma, çocuğuna bir şey olmaz. Korkuyorum Nazlı. Ama sadece çocuğum için değil, senin için de korkuyorum. Bak, başın dönüyorsa, miden bulanıyorsa bunu görmezden gelemezsin. En azından kendini zorlayıp ufak tefek bir şeyler yemen gerek. İçim kaldırmıyor Ali, neden anlamıyorsun? Peki. Hadi o zaman hazırlan, dışarı çıkalım. Ha? Açık hava iyi gelir sana. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Nazlı ama böyle olmaz ki. Bak herkes endişeleniyor senin için. Babam perişan halde. En azından bir hastaneye gidelim. Gitmeyeceğim Ali. Tamam Nazlı. Madem sen gitmek istemiyorsun, o zaman hastane senin ayağına gelecek. Nasıl yani? Görürsün şimdi. Başım çatlayacak. Of. Acaba Nazlı gerçekten hasta mı? Eğer hastaysa aramam lazım. Evet, aramam lazım. Böyle bir zamanda küslük olmaz. Peki ya numara yapıyorsa? Ya tek derdi yine beni ayağına getirtmekse? Of, başım başım. Tamam anneciğim. Tamam. Nermin. İşte duydun sesini. Hiçbir şeyi yok. İyi iyi tamam, meraklanma. Hadi görüşürüz, hoşça kal. Nermin de meraklandı tabii. Şimdi yoldaymış, geliyor. Ama abarttınız baba ya. Ne bu böyle serum merum? Hiç mızmızlanma Nazlı Hanım. Vallahi aklında bin yaşa Ali'ciğim. İyi ki getirdin şu serumu. Çaresizlik insana her şeyi yaptırıyor efendim. Daha iyisin değil mi kızım? Evet babacığım. Peki. Hadi ben sizi yalnız bırakayım. Konuşacaklarınız vardır. Sen de çıkar mısın lütfen? Hayır çıkmam. Uyumak istiyorum Ali. Uyu öyleyse. Ben burada beklerim.
Nazlı. Bak. Son zamanlarda seni çok ihmal ettim biliyorum. Ama işlerim gerçekten çok yoğundu. Zaman zaman da sesimi yükselttim sana karşı. Affedersin. Ama şunu bilmeni isterim ki sen benim için önemlisin. Lütfen toparla kendini artık. Ne olur. Demek bu kadar üzülüyorsun benim için ha? Bu da soru mu Nazlı? Tabii ki üzülüyorum senin için. Zaman zaman belli edemesem de endişeleniyorum. Merhaba. Müsaitseniz gelebilir miyim? Gel ablacığım gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir bahçeye çıkayım. Bir şeye ihtiyacım olursa çağırırsın. Ah Nazlıcığım. Ne bu hal serumlar filan? Önemli bir şey değil ablacığım ya. Selahattin abi söyledi. Bulimiye olmuşsun. O yüzden bu hale düşmüşsün. Babamın ağzında da bakla ıslanmıyor yani. Aa aşk olsun. Ben yabancı mıyım? Ama anlamıyorum Nazlı. Fıstık gibi kızsın. Ne gerek var bunlara? Ya oldu işte bir kere. Sen yalnız mı geldin Meryl abla? Hı, çocuklar doğum günü partisinde. Herkes iyi değil mi? Tabii canım gayet iyiler. İşte Selçuk işlerle boğuşuyor. Sana selam yolladı. Ha bu arada aramız çok iyi. Senin elbisenin kerameti herhalde ha? En azından Meryl'i arayayım. Bir haber almış olurum. Selçuk arıyor. Efendim aşkım. Alo Meryl. Canım Nazlı'yı merak ettim. Nazlı nasıl? İyi iyi. Yatıyor şimdi. Hasta olan benim. O karısını arıyor. Bana sorsan nasılsın diye. Ama bunları unutmayacağım Selçuk Bey. Tamam canım. Söylerim. Hoşça kal öpüyorum. Seni sordu. Geçmiş olsun diye. Sağ olsun. Bu da aramızda büyükelçi sanki. İyiymiş. Daha iyiymiş. İyi oldu aramam. Abi hayırdır yüzün gülüyor. İhsan işine bak sen. Bak 10 dakika önce buradan müşteri kalktı hala burası böyle duruyor. Affedersin abi hemen topluyorum. Başım ağrıyor biraz. Nazlıcığım doğumlardan sonra ben o kadar çok korktum ki. Bu kiloları verebilecek miyim? Selçuk beni eskisi gibi sevecek mi? Ama işte öyle olmadı. Seven insan sever. Şişmansa da sever, zayıfsa da sever. Mühim olan gönüller bir olsun değil mi? Bak mesela Selçuk, ben doğum yaptıktan sonra ilgisinde en ufak bir azalma olmadı. Yani kimseye dönüp bakmadı mı? Yok asla. Sen öyle san. Tamam kendine dikkat edeceksin, özen göstereceksin. Erkekler böyle şeyleri sever. Ama sen kendine bile bile zarar veriyorsun Nazlı. Hem de ortada hiçbir neden yokken. Ya öyle de işte... Ali beni daha çok beğensin istiyorum. Beni daha çok sevsin. Selçuk abiyle sizin gibi olmak istiyorum. İmreniyorum size vallahi. Ay sus. Bu aralar çok iyiyiz. İkinci baharımızı yaşıyoruz. Ay saat çok geç oldu. Benim çocukları alıp gitmem lazım yoksa geç kalacağım. Görüşürüz Nazlıcığım. Güle güle Meryl ablacığım. Hoşça kal canım. Bağrınız kışa dönüyor inşallah. Gidiyor musun Meral'cim? Evet Nermin ablacığım. Rahatsız olmayın siz. Geç kaldım çocuklara gitmem lazım. Tamam canım. Hadi hoşça kal. Güle güle. Ben bir Nazlı'ya bakayım. Sen otur bakalım biraz evlat. Nazlı'nın durumu başka. Şimdiye kadar sana söylemek istemedik ama şu bulimiya mıdır nedir öyle bir hastalığa tutulmuş. Şişmanlamamak için hiçbir şey yemiyor. Yese bile yediklerini çıkarıyor. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin baba. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk canım. Nasıl geçti bakayım gününüz ha? Çok iyiydi. Bir sürü oyun oynadık ve pasta kestik. Aferin benim güzel kızlarıma. Aferin. Meral ben sana demedim mi boşuna Nazlı'ya gitme numara yapıyor diye. Ne numarası Selçuk? Kız yatak döşek yatıyordu. Serum takmışlar. Nasıl yani?
Sen bana telefonda iyi demedin mi? Canım, kızcağız üzülmesin diye onun yanında öyle söyledim. Selahattin abi söyledi. Bulimiye olmuş. Hani yiyip yiyip çıkarıyorlar ya. Demek hamileliğini saklamak için bunu uydurmuş. Defne kızım, telefona bak. Selçuk iyi misin? Kapı çalıyor. Ha? Birbirine benziyor da ondan. Nazlı'dan bahsediyordun. Ne diyeyim, kız kötü işte. Ali başında bekliyor ama ben Nazlı'yı hiç böyle görmemiştim Selçuk. Anne, kapıcı çöp var mı diye soruyor. Yok de kızım, teşekkür et. Tamam. Selçuk, sen iyi misin? İyiyim ben, iyiyim. Üzüldüm tabii. Doğru, Nazlı'yı kaç senedir tanıyoruz, ben de üzüldüm. Benim başım ağrıyor Meral. Biraz uzanayım ben. Bebeğimizi gizleyebilmek için neler yapıyor? Serumda takmışlar. Ya durumu ciddiyse? Telefonda etmedim. Kahretsin. Ali, sen Nazlı'ya kilosuyla ilgili bir şey söyledin mi? Hayır efendim, asla. Ben öyle bir şey söyler miyim hiç? Hem bence Nazlı'nın kilosu gayet normal. Hani belki şaka amaçlı falan bir şeyler söylemişsindir de. Selahattin Bey, bakın, ben Nazlı'nın yanlış anlayacağı hiçbir şey söylemedim. Söylemem de. Ayrıca kilo problemi falan da yok. Bu tamamen kendi düşüncesi. Ama ben geçeceğini düşünüyorum. Ve bunu atlatması için de elimden geleni yapacağım. Sağ ol oğlum, sağ ol. Kadın milleti değil mi işte? Böyle durup durup acayip acayip işler çıkarlar. Ama Nazlı biraz abarttı. Bu kadar da olmaz. İçim gidiyor yanına gidip bakayım diye ama öyle serum takılı görünce hasta gibi. Vallahi ben de çok üzülüyorum. Neden böyle oldu bu kız, anlamıyorum ki. İzninizle ben bir çıkıp bakayım. Alacağın olsun Selçuk. Karnımda çocuğumla beni tek başıma bırakıp ikinci bağrını yaşıyorsun ya, alacağım olsun. Evet. Nazlı, ne yapıyorsun sen? Neden çıkarttın serumunu? İstemiyorum serum falan. Hadi takalım şunu, gel. Ya istemiyorum dedim ya. Ne oldu şimdi? Neden ağladın Nazlı? Bağırıyorsun bana, niye bağırdın öyle? Bir şey yemiyorsun ki. Yemek yemiyorsun, bari bırak seni serumla besleyelim. Ne oldu, derdin ne? Yok derdim, verdim. Nazlı dur, bayılacaksın, otur. Bırak midem! Nazlı! Dayanacağım. Ne olursa olsun dayanacağım. Allah'ım yardım et bana.